einsteigen, aussteigen, einsteigen, binmek, aussteigen, inmek. Burada arkadaşlar ilk etapta birkaç kalıp ezberleyelim. Indin bus, otobüse, indin zug, trene. Çünkü binmek dediğimiz zaman otobüse trene bineceğiz. Ama bunun neden indiğin olduğunu daha sonra göreceğiz. Şu an sırf cümle kurabilmek için indiğin bus ve indiğin sugu kullanabiliriz. Indiğin bus otobüse, indiğin suk trene. Dolayısıyla Wir steigen in den bus ein dediğimiz zaman biz otobüse biniyoruz. Wann steigt ihr in den bus ein ya da wann steigt ihr ein dersek ne zaman biniyorsunuz olur. Aussteigen ise inmek. Fakat indiğimiz zaman ise nereden ineriz? Otobüsten ya da trenden ineriz. O zaman biz de şu kalıpları ezberleyelim: Aus dem Bus, aussteigen otobüsten inmek; aus dem Zug, aussteigen trenden inmek. Ancak şuradaki ausla buradaki aus aynı şey değildir. Burası dan denekini getirir. Bu aussteigen ise inmek fiilin önekidir. Wir steigen aus dem Zug aus bis trenden iniyoruz. Wir steigen aus dem Zug aus. Ya da kısaca wir steigen aus. Biz iniyoruz. Anmachen ve ausmachen, açmak ve kapamak. Bir önceki derste de aufmachen ve zumachen yapmıştık. Hatırlarsanız aufmachen da açmak, zumachen ise kapamak idi. Ancak bu açmak, kapamak, kitap, defter, çanta gibi nesnelerde kullanıyorduk. Anmakın açmak ve ausmakın kapatmak ise elektronik aletlerde kullanıyorduk. Dolayısıyla, ich mache den Computer an bilgisayarı açıyorum. Er macht das Radio aus o radyoyu kapatıyor anlamındadır. Zurückkommen geri gelmek. Ich komme am Montag zurück. Ben pazartesi günü geri geliyorum ya da geri dönüyorum. Wann kommst du zurück? Ne zaman geri dönüyorsun? Kommst du am Donnerstag zurück? Perşembe günü geri dönüyor musun ya da döner misin? Wiederkommen ise yine geri dönmeye yakındır. Yine gelmek, tekrar gelmek. Ich komme am Montag wieder. Pazartesi günü yine gelirim, tekrar gelirim anlamındadır. Ich komme am Montag wieder. Cümlelerimizi tekrar edelim. Ich komme am Montag zurück. Wann kommst du zurück? Kommst du am Donnerstag zurück? Ich komme am Montag wieder. İlerleyen derslerimizde biz bu ayrılan fiillerle yeterli cümleler yapacağız. Daha önce ayrılabilen fiillerden bahsettik. Ayrılabilen fiillerden bahsediyorsak demek ki ayrılamayan fiiller de var demektir. Evet, Almanca'da fiilin ön eki B, Fer, Er, Ser, G, Mis, Emp ve Ent ile başlıyorsa <laughs> başlıyorsa o zaman bu fiili ayıramayız. Mesela beginin fiili. Beginin fiili ayrılamayan fiildir. Yani normal fiil gibi çekim alır. Beginin başlamak. Daha önce yine bunun eş anlamlısı Anfang'ın fiilini görmüştük. O da başlamak idi. Der Unterricht beginnt um 13 Uhr. Ders saat 13'te başlıyor. Der Unterricht beginnt um 13 Uhr. Ich verdiene 400 Euro im Monat. Im Monat ayda, bir ayda demektir. Fedin ise kazanmak. Evet, fer önekiyle başladığı için ayıramıyoruz. Ich fedine 400 Euro immonat. Ben ayda 400 Euro kazanıyorum. Besuchen yine B öneki var arkadaşlar. Ich besuche jede Woche meine Mutter. Hatırlarsak besuchen ziyaret etmek fiiliydi. Ich besuche Yiğide Vohumayn'ı Murt'a ben her hafta annemi ziyaret ederim ya da ediyorum anlamındadır.